Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün çok tartışılan o teklifi konuşacağız. İktidarın dezenformasyonla mücadele yasası diye sundu. Ancak muhalefetin, meslek örgütlerinin, gazetecilerin ise sansür yasası diye eleştirdiği o kanun teklifi genel kurulda protestolar eşliğinde maddeler birer birer geçiyor. Muhalefet ses yükseltiyor. Mecliste bu konu görüşülüyor ama nasıl bir tehlike kapıda, konuşacağız bunu. Bu sadece gazetecileri ilgilendiren bir yasa teklifi değil. Aslında doğrudan haber alma hakkını da, halkın haber alma hakkını da tırpanlayan bir teklif diyebiliriz. Özellikle 29. madde üzerinde duruluyor. 29. madde ne diyor, bunu konuşacağız. Ama sadece 29. madde değil, pek çok riski bulunuyor. Toplumsal bir mağduriyete yol açabilecek bir yasa teklifinden söz ediyoruz. Konuğumu almadan o 29. maddeyi de sizler için seslendireyim, ardından konuşalım. Teklifteki ifadeyle sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek deniyor. Tabii bu yanlış bilgi, yalan haber kime göre, neye göre ve bununla birlikte de yoruma açık bir yasadan söz ettiğimiz için eleştiriler de haliyle buradan yükseliyor. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bildirici. Merhabalar, hoş bulduk. Ne getiriyor bu teklif? Belki ne götürecek bizden diye sormak daha doğru olur. Şunu söylemek gerekli. Türkiye'de basın kanununun yenilenmesi gerekiyordu. Çünkü artık biz basını geçtik, medya dönemindeyiz. Teknoloji gelişti, dijitalleşme gelişti, internet ve diğer sosyal medya platformları çok gelişti. Ve bütün bunları kapsayan bir medya yasası gerekiyordu. Ama bu medya yasasının tabii ki bütün gazetecilik örgütleriyle, ilgili birimlerle, kişiler görüşerek hazırlanması gerekiyordu. Onun yerine siyasi iktidar tam da seçimler öncesinde kendi siyasi gereksinimlerine ihtiyaç yanıt veren bir metin çıktı karşımıza. Biliyorsunuz bu metne geçen yasama döneminde gerçekten çok büyük tepki gösterilmişti. Başta gazetecilik meslek örgütleri olmak üzere. O nedenle geri çekmişlerdi. Ama şimdi anlaşılıyor ki Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan bu konuda anlaştılar ve bunu hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmek istiyorlar. Temel hedef seçimler öncesinde medyayı bir zapturapt altına almak. Evet, gerçekten bir dezenformasyon yasası diye topluma sunuyorlar ama dezenformasyonla ilgisi yok bence. Neden yok? Çünkü bu ülkede dezenformasyonu yayan en önemli odak iktidarın kendisi. Yani üstelik bir ülkede dezenformasyon neden çok yaygın olur? Ki biliyorsunuz Türkiye gerçekten dünyada dezenformasyonun, sosyal medyada spekülasyonların, yalanların, yanlışın en fazla olduğu ülkelerden birisi. Neden? Çünkü bir, siyasi iktidarın kendisi yalanları, yanlışı yayıyor. İki, Türkiye'de siyasi iktidar topluma bilgi vermiyor. Açık toplumlarda doğru bilginin yayılması daha kolaydır. Ve üçüncüsü, bu ülkede özgür gazetecilik yapılamıyor. Özgür gazetecilik yapılabilse, topluma doğru bilgiler verilebilse, zaten bu tür işte dedikoduların, yalanın, yanlışın, dezenformasyonun ortadan kalkması rahatlıkla sağlanabilir. Şunu söyleyelim, eğer siz gerçekten dezenformasyonu ortadan kaldırmak istiyorsanız, ki bu iktidar ben bunu yapmak istediğine inanmıyorum, o zaman yapacağı birkaç basit şey var. Medyanın önündeki bütün engelleri kaldırır. Eleştirel medya, eleştirel gazetecilik özgürce yapılabilir bu ülkede. Ve bütün toplumun sorularına, gazetecilerin sorularına, dediklemelerine, irdelemelerine siyasi açıkça hiç geciktirmeden cevap verir, şeffaf bir yönetim olur. O zaman zaten dezenformasyon engellenir. Bunları yapmadığı sürece de bunun önlenmesi mümkün değil. Ama kendileri şunu yaparlar, topluma az önce sizin de söylediğiniz gibi halkın haber alma hakkını engellemek gibi bir yöntem uygulamış olurlar. Çünkü onların istediği gazetecilik değil, tamamen propagandistlik bekliyorlar gazetecilerden. Bunu yapmayanları da bu tür yasal bir takım önlemlerle zapturapt altına almayı hedefliyorlar. Peki teklifin biraz da ayrıntılarına bakalım Sayın Bildirici. Örneğin 29. madde çok tartışılıyor. Bununla birlikte aslında sosyal medya şirketlerini de biraz hizaya getirme yasası da diyebilir miyiz? Çünkü daha önce de tartışılmıştı sosyal medya konusu. Şimdi de mesela sosyal ağ sağlayıcı BTK başkanının içerik çıkarma kararını yerine getirmek zorunda. Yani BTK başkanına verilen yetkiler de var. Neyle karşılaşacağız yasa geçtikten sonra? Şimdi mesela bir tweet atıldığında bunu yayan kişi de suçlu sayılabilecek. Yani sadece haberi yapan değil, haberi yayan kişi de.
Tabii. Yani birkaç alanda denetimi son derece sıklaştıracaklar ve hatta şunu söyleyelim. Yani bazı o uluslararası sosyal medya platformlarının kapatılması gibi bir takım önlemlerle bile karşılaşabiliriz. Çünkü burada biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda dünyada erişim engellemelerinin en fazla olduğu ülkelerden birisi. Çin ve Rusya ile yarışıyoruz maalesef bu konuda. Şimdi böyle bir ülkede sosyal medyada da siyasi iktidarın istemediği her paylaşımını hemen kaldırması için girişimlerde bulunacaklar ve bunlar yapılmayacak tabii ki. Yani bu, çünkü sulh çizen hakimleri, sulh hukuk hakimleri resmen ellerinde giyotin, bütün işte internetteki haberlere, iktidarı eleştiren her tür habere, eleştiriye hemen erişim engellemesi kararı veriyorlar. O nedenle sosyal medya platformlarını bu kararlar uygulanmayınca seçim öncesini kapatabilirler bile, oraya kadar gidebilir. Birincisi sosyal medya platformları. İkincisi tabii ki az önce sizin de söylediğiniz gibi BTK başkanının yetkisini son derece geniş biçimde artırıyorlar. Olağanüstü yetkiler veriyorlar. Katalog suçlar denilen suçlarda doğrudan onun erişim engellemesi kararı, yani hakim kararına bile gerek kalmadan onun karar vermesi gibi bir takım önlemler getiriyorlar. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili haberler zaten tümüyle engelleniyor. Hatta bu konuda engellemişler, yasa vardı ama onu da yetinmiyorlar. Ve daha önemlisi şu, biliyorsunuz şimdiye kadar Bası İlan Kurumu sadece basılı medyayı, basılı gazeteleri, dergileri denetleyebiliyordu. Onlara etik denetimin yanı sıra kamu ilanlarını verme ya da verme gibi ya da ceza uygulamak gibi bir takım yöntemler uyguluyordu. Şimdi Bası İlan Kurumu internet medyası üzerinde de bir denetim yapan kurum haline getiriliyor. Üstelik de kamu ilanlarını biliyoruz ki biz şimdiye kadar işte sadece Bir Gün, Cumhuriyet, Evrensel gibi gazetelere vermiyorlardı. Onlara cezalar uyguluyorlardı. Tam tersine iktidar yanlısı medyaya hak ettiğinden daha fazla gerçek olmayan tirajlar üzerinden kamu ilanlarını verip kaynak sağlıyorlardı. Şimdi aynı şeyi internet medyasında yapacaklar. Yani iktidar yanlısı internet medyasına kaynak aktaracaklar kamu ilanları yoluyla. Diğerlerine de sürekli cezalar verip onları işte ne derler kamu ilanları alma hakkından uzak tutacaklar. Bu görünüyor. Ve tabii bir noktada şu, İletişim Başkanlığı'nın basın kartlarıyla ilgili yetkisinde sorunlar vardı. Keyfi uygulamalar yapıyorlardı ve bazı gazeteci arkadaşların basın kartlarını uzatmıyorlardı, vermiyorlardı, hatta iptal ediyorlardı. Danıştay'dan da bazı aleyhte kararlar çıkıyordu. İletişim Başkanlığı bundan hoşlanmıyordu. Şimdi Danıştay kararlarını tamamen yok sayacak biçimde, o engeli ortadan kaldıracak biçimde İletişim Başkanlığı'na çok geniş yetkiler veriyorlar. Fahrettin Altun basın kartlarıyla ilgili komisyonun büyük bölümünü kendisi oluşturabilecek ve istediğine verip istediğine vermeyecek. Çünkü aslında biz şunu biliyoruz, biz gazeteciler şunu istiyoruz. Basın kartlarının devlet tarafından değil, gazetecilik örgütleri tarafından gazetecilere verilmesi gerekir. Kimin gazetecilik yaptığına devletin karar verdiği ortamlar ancak ve ancak Orta Doğu, Asya gibi ülkelerdir, demokratik olmayan ülkelerdir. Bizde de böyle. Yani biz zaten ezelden beri devletin bunu vermesine karşı çıkıyorduk. Şimdi tamamen kanunsuz, tamamen keyfi biçimde basın kartını vermek ya da vermek gibi uygulama var. Üstelik de basın kartla ilgili komisyona işte bir iki kişi alıyorlar ama onlar da iktidar medyasından oluyor. Özetlersem yani internet medyasından basın kartlarının verilişine, basın kartlarından işte gazetecilerin doğrudan cezalandırılmasına kadar birçok geniş olumsuzluklar içeriyor bu yasa. Az önce siz de söylediniz, şimdiye kadar daha çok cezalar medya kuruluşlarına veriliyordu. İşte Radyo Televizyon Üst Kurulu sürekli televizyon kuruluşlarını, eleştiren televizyon kuruluşlarını cezalandırıyordu. Ama şimdi işte bu 29. maddeyle yani gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçu denilen ne oldu belirsiz tamamen genel, iktidarın hoşlanmadığı herkese uygulanabilecek o maddeyle habere hapis cezası getirilmiş oluyor. Üstelik biz şu da çok basit. Siz zaten istemediğiniz habere erişim engeli getiriyorsunuz. Yani tekzip yayınlatıyorsunuz. Tekziple de kalmayıp zaten bütün televizyonlardan, size bağlı televizyonlardan, gazetelerden bangır bangır onun karşıtı bilgiyi de topluma veriyorsun. Buna rağmen bununla yetinmeyip haber yazan gazeteciyi doğrudan hapse atmak gibi bir yöntem getiriyorlar artık. Bu ne demek? Tamamen işte seçim öncesinde gazeteci korksun, haber yazmasın, kurumları zaten mali açıdan denetim altına alalım. Bu yapmak istedikleri.
Ama biz biliyoruz ki gerçekten siyasi ömrü biten bütün iktidarlar, daha önce işte Adnan Menderes, Menderes döneminde de aynı şey olmuştu, Özal döneminde de olmuştu. Hep böyle basınla ilgili sansür, engelleme, işte cezalandırma gibi yasal bir takım hazırlıklar yapıyorlar. Ama bunlar onların ömrünü uzatmaya yetmiyor. Ve onlar tarihten bir türlü ders almıyorlar. Teklif yeteri kadar anlaşıldı mı sizce? Yeteri kadar ses yükseltildi mi? Yani maalesef şöyle, geçen yasama döneminde gazetecilik meslek örgütleri çok ciddi tepki göstermişti. Muhalefet de aynı şekilde yüksek sesle tepki gösterilmişti. Ama bu kez aynı yükseklikte, aynı tepkinin gösterilmediğini söyleyebilirim. Geçen sefere göre tonu hayli düşük ve siyasi iktidar da daha kararlı gözüküyor. Üstelik hani bir ara bu 29. maddenin yeniden düzenleneceği, işte geri çekileceği 29. maddenin gibi şeyler söylenmişti. Şimdi orada da geri adım atmıyorlar. Dolayısıyla bu tepkilerin yeterli olduğunu söyleyemem maalesef. Ki bir de tabii şu var, bu yasanın doğrudan etkileyeceği gazeteciler, gazetecilik meslek örgütleri, iletişimciler, evet bizler biliyoruz bu yasayı, tartışıyoruz, konuşuyoruz ama toplumun çok da umurunda olduğunu, bilgisi olduğunu doğru sanmıyorum. Onları ne kadar ulaştırdığımızdan daha çok emin değilim. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Faruk Bildirici ile konuştuk sevgili seyirciler. İktidarın dezenformasyonla mücadele yasası ismini verdiği ancak sansür getireceği yönündeki eleştirilerle gündemde olan bu yasa teklifini noktalıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.